Kızlar hiç sesiniz çıkmıyor, yiyorsunuz. Börek poğaça yok, değişik geldi değil mi size de? Değişik, beğendiniz. Güzel, lezzet olarak zaten beğendiğimizi evet, söyledik. Afiyet olsun. Yorum yapmıyorsunuz ya, güzel yorumlarınızı bekliyoruz. Seni değil, işini övüyoruz zaten biz. Sunum değil, aslanım ben, biz canım. Bu masada daha çok yemeklerin öne çıkmasını istedik. Evet, peçeteyi unutmuşum. Evet. Ama tabak çanak değil de daha çok yemekler ön plana çıksın istedik. Hmm. Bu yüzden masayı çok fazla doldurmadım. Anladım. Zaten eşini biz gayet övüyoruz çok güzel olduğu için. Seni de tekrar övmemize gerek yok, zaten sen yapmadın. O yüzden eşim suskunuz, yiyoruz, deniyoruz. Senin benim kocan olabilir ama sen yapmadın, eşini övdük zaten. Bu adam benim kocam yani. Diyor. Yani. Öyle mi diyorsun? Evet, benim kocam. Maşallah, Allah başından eksik ben etmesin. Ben varsam o var, o varsa ben varım aslında. Tabii çok ne güzel, güzel. Allah daim etsin. Allah daim etsin inşallah. Evet, buradan düğüne geçelim bence. Geçelim. Öyle değil mi? Tatlımızın da tadına düğünde bakalım. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Evet aslanım, ben bir şey eklemek istiyorum. Biz onca uğraştık. Keşke biz de eşlerimize yaptırsaydık. Evet tatları... Şef mi eşler? Yok, hayır. Yaptırabiliyorsan yaptırsaydın. Ama tatları işte çok güzel ama biz onca poğaça, börek, sarma... Aşkım günde sarma. Değiliz ki yani. Zeynep şeyimiz anlatsın, yok. Geçsin istedim. O zaman şu anda restoran bir anlatsın, herkesin lafını bölme. Bir anlatsın arkadaş, eleştiriyi yaptırsaydın. Yaptırsaydın kocana yani, anladın mı? Yapıyorsa kocan, yaptırsaydın. Hala eleştiriyi dinlemiyorsun. Bir dinle, ondan sonra cevap ver. Yardımcım sen karışma. Bir karışabilirim çünkü aynısını bana yaptın zaten. Evet, şimdi masadan da mı kalkıp gideyim? Sen eleştiriye açık değilsin arkadaşım. Eşinin yaptığı şey çok güzel, çok beğendim. Fakat ben eşini yorumlamaya değil, seni yorumlamaya geldim. Evet. Keşke güzel bir sunum görebilseydik. Peçeteyi bile dış sesten aldık. Yani yemekleri yapmadın, evet anladık ama dediği gibi en azından şöyle bir tabak, bardak, bir şeyleri hani daha farklı, bir uyum görseydik keşke. Hani bir restorana gittiğinde bir boş masaya oturduğunda hani yemek yemeye hazır haldedir ya, evet. Onu mu demek istiyorsunuz? Evet. Fakat restoranda da günde de değiliz. Kısır börek beklemeyin. Günde değiliz. Restoranda peki, günde değiliz. Değiliz. Biz de günde restoranda değiliz. Neredeyiz biz? Benim evimdeyiz. Burası çok değişik ev gibi bir değil yerdeyiz. Ama. Değişik burası sadece bir fotoğraf evde. Için yani, kullanılan siz, bir ev gibi. Siz belirli kurallar yapmışsınız. Masada şu 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 olmak zorunda. Şu şu yemekler olmak. Evet, böyle bir şey yok. Değişiklik yapabilirim. Bak da bu yorumları yaptın. Bak bu farklı çok renk. Şık, evet. Bu farklı renk. Bu şekilde istedim. Evet, ben bunu bu şekilde yaptığım zaman bana bayağı bir laf edildi ama. Çok basit, ilk geldiği kişi evine böyle mi ağırlandı dediniz. Hatta sanıyorum ki sen dedin o çorba kasesi olmuş mu dedin. Evet, ben çorba kasesi hiçbir şey yok. Çorba kasesi yani şu an bu masanın neyini puanlayalım bir? Hepsi doldu en azından. Hepsi doldu ama hiçbir şey yenilmedi şu anda. Sadece ye, tadına bakıldı. Tatlım, neden yemiyorsun? Yani o kadar yiyebileceğim bir durum değil çünkü. Hı hı. Ağzın alışkın değil, öyle. Yok ya, benim ağzım senin ağzından daha çok alışkındır, ben emin ol. Ben sana kısır poğaça yapayım, sen onları yersin. Kısır poğaça ile alakası yok bu işin. Evet, biz sonuçta evimize evet, bir beş şey geliyor. Ve elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Evet. Beş çay diye söyleniyor, beş çay yapıyoruz, restoran diye söylenmiyor. Kesinlikle ki restoranda da böyle beş bir şey yok. Yok, beş çayı da yapmıyor. Yani genel olarak vardı. O şekilde beş yapıyoruz. Beş çay değil yani, misafirini nasıl ağırlarsın? Demek ki misafirini Zeynep bu şekilde ağırlıyor evinde. Demek ki misafirini önemli değil. Aslında şef yemeği yedirmek istedim aslında. Hayır, ben canım biz restoranda da yani. Şef yemeği yiyoruz zaten, otellerde de yiyoruz. Sırayla konuşuyor musunuz kızlar? Dinlersen konuşuyoruz. Evine ilk gelen kişilere böyle bir sunum yapman evet çok güzel. Ama masan tamam olsaydı, eşinin de evet. Ellerine, emeğine sağlık. Gerçekten çok lezzetli. Ben afiyet ilk defa olsun. Yiyorum, çok beğendim. Normalde ben biraz şeyimdir, aslanım. Canım. İlk şeyleri yiyemem, biraz ön yargılıyımdır. Biliriz, pimpiriklisin biraz sen. Pimpirikli değilim, pimpiriklisin. Hayır. Sadece alışılmışın dışına pek çıkamıyorum. Bazı kişiler alışılmış, evet. Dışına çıkamaz yani. Ama ben çok beğendim. Dışına. Afiyet evet, olsun. Eşim, merak inşallah. Ediyordum kuş konmazı hep. Çok lezzetli, çok beğendim. Afiyet olsun. Ama herkesin söylediği bir şey var ki Zeynep'ciğim, ben de buna katılıyorum ne yazık ki. Şöyle bir şey var, evet tabii ki eşinin yapmış olduğu mesleği itibariyle çok şık tabaklar bize sundu, çok şık lezzetler tattık. Lakin eşine destek olarak sen de kusursuz bir sunum masası hazırlayabilirdin. Onu tamamlayabilirim. Bunu söyle. ...meye çalışıyor arkadaşların. Hani bir peçeteyi dahi düşünmeyip unutmuş olman... ...biraz onları aslında... Evet. ...özenmediğini düşünerek kendini iyi hissettirmedi yani. Bu arada bu bardak cam mı? Söyledim bu bardak cam mı? Şöyle bir deneyelim. Evet cammış sanırım. Yani plastik gibi gözüküyordu, hiçbir şeyin böyle bir...
özenmesi yoktu, misafirlere özenilmesi yoktu. Bu yüzden sadece plastik mi diye denedim, o kadar. Keşke sorsaydın. Sorsaydın cevap verirdik. Yani bu kadar tozlu, pis, ne bileyim, özensiz şeyleri dedim ki herhalde buna da özenmeyeceksindir diye düşündüm. O yüzden atıp kırdım. Ay ben korktum yalnız. Ay kusura bakmayın. Yok bir aniden yavrucuğum yani. Aslanıma saygısızlık oldu biraz ama onun dışında kırıldığı için çok da pişman değilim açıkçası. Biraz İlaydacığım sen doydun, kalkıp orayı temizler misin şimdi? Bana emek kipiyle konuşma, ben seni temizlik için diyeceğim. Temizlikçi getir onu temizle, tamam mı? Bardağımı fırlatıp kırdın ya az önce. Evet, kalkıp onu temizler misin lütfen? Yok, hayır. Şu an masada Aslı Hanım var, yemek yiyoruz. Yaptığın hareket hoş mu sence? Aklın yetmedi mi sormaya Zeynepçiğim, bu plastik mi cam mı diye sorsan cevap verirdi. Zaten cam mı diye sordum, cevap gelmedi. Ben de o yüzden atıp denedim seni. Sen gittiğin araya da bunu mu yapıyorsun? Yok. Hayır, sadece bu evde yaptım çünkü bir misafir gibi hissetmedim kendimi. Çok yanlış bir şey yaptığının farkında mısın? Hayır, bence yanlış değil. Peçete gelseydi kendini misafir gibi mi hissedecek? Peçeteyle alakası yok, genel tavrın. Sanki böyle bir düşmanımın yanına gitmişim de öyle bir tavırdasın hepimize sabahtan beri. Yani sen bu de o nedir? Tavırdaydın İlayda, sen hep o tavırdasın. Ben yemeklerimi ayrıca sundum, her şeyimi ayrıca yaptım. Sadece bir sana ne lafına mı takıldın? Tam sensin. İnsanları yani evinden kovuyorsun resmen. Kovmak isteseydim böyle olmazdı canım, merak gerek etme. Kovmak isteseydim zaten canım. Kovardım gayet. Kovmak isteyen gider zaten. İlayda'nın bardağı kırmasını hiç hoş bulmadım. Cam hepimize gelebilirdi. Keşke ev sahibine sorsaydı plastik mi cam mı diye. Ay gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Hiçbir şey anlamadım bugünden. Ne yapıyorsunuz siz ya? Ya hiç güzel değil bak, çok samimi söylüyorum. Yani bir kendinize gelin, tamam mı? Masadaki ya bize saygı göstermiyorsanız izleyicilerimize bir saygınız olsun. Bir kendinize gelin. Ben çekmiyorum şu anda bu programı. Bir kendilerini toparlasınlar. Şurayı da ikiniz de toparlayın. Yeterin artık didiştiğiniz. Tamam mı? Aa, yeter ya. İlayda'nın bardağı kırması bence yine onun karakterine uygun bir davranıştı. Yatak odasını terk edip gitmesi gibi. Yapmasaydı Aslı Hanım da bayağı kırıldı. Kızlar, farkındaysanız aranızdaki gerginlikten dolayı Aslı Hanım masayı terk etti. İlayda, bununla ilgili bir şey söyleyecek misin? Yani plastik olduğunu düşündüğüm için aslında yere attım. Çünkü buradan bakınca gerçekten plastik gibi duruyordu. O sırada sordum, cevap vermedi. Ben de hani kırılmayacak diye yere attım. Ama canmış, kırıldı. Aslı Hanım'dan İlayda adına çok özür diliyorum. İlayda'nın evimi kıskandığını ve sabote etmeye çalıştığını düşünüyorum. Bardağı kırman gerçekten çok yanlış bir şeydi. Aslı Hanım senin yüzünden kalktı gitti, farkında mısın? Hiçbir onu masadan şey kaldırdı dış ses. Masadan kaldırdı. Hayatım, senin zaten yaptığın her şeyden dolayı bu tavrı zaten gelinler olarak sana sergiliyoruz. Bir de diyorsun ki sizin yani senin yüzünden kalktı gitti. Biz eşimle kere... bugün için ne kadar özendik biliyor musun sen? Hayatım, kadın... özenmiş olabilirsin. Herkes özenmiştir. Gerçekten çok lezzetliydi. Eşin eline sağlık. Ve sen de o kıskandığın ayrıca için kırdın. Ya benim kıskanacağım bir şey yok hayatım, tamam mı? Kıskanacağım ben çok şey var. Ben çünkü bu kadar yani misafirime bu özensizliği yapmam. İleride biraz daha böyle yapmaya devam edersen... Heh, ne yapacaksın? Evimden mi kovacaksın? Evimden kovulmak zorunda kalacaksın. Hayatım, evet. Hiç gerek evimden yok. Ben kendim zaten kalacağım. Giderim. Buyur. Hiç gerek yok. Programda olduğumuz için duruyorum zaten. Dış ses Aslı Hanım nereye gitti? Ben gidip İlayda adına da kendi adıma da özür dilemek istiyorum ondan. Kızlar, Aslı Hanım bahçede biraz hava alıyor. Kendisi de arzu ederse sizi birazdan onunla bir araya getireceğiz. İlayda yüzünden Aslı Hanım'a karşı çok mahcup oldum. Şimdi ben gidip özür dileyeceğim. Bence İlayda da peşimden gelip özür dilesin. Aslı Hanım, masayı terk ettiniz. Bununla ilgili ne söylemek istiyorsunuz? Ya yatak odasından beri, hatta dünden beri çok gerginler. Zeynep zaten karakter olarak biraz gergin, hani dik konuşan bir gelin. Sakin olmaya çalışıyorum. Diyorum ki sezon yaklaşıyor, kimse diskalifiye olmasın, emekler çöp olmasın. Hiç bunlara girmiyoruz. Bu bizim kararımız biliyorsun dış ses. Çünkü çok emek veriliyor bu işin. Arkasında büyük bir emek var. Yani kızların heyecanını da anlıyorum ama yani hani hiç hoşuma gitmedi. Bir de ikisinin arasında kaldım. Bir ona bakıyorum, bir ona bakıyorum. Ve gerçekten ben utanıyorum böyle olunca, biliyor musun? Çok gençler, çok heyecanlılar, anlıyorum. Biraz onları yalnız bıraktım. Bakalım nereye kadar gidecekler? Nereye kadar gidecekler? Ne durumdalar şu anda? Ev sahibi olarak Zeynep sizden özür dilemek istiyor. Siz de isterseniz önce Zeynep yanınıza gelecek. Tabii ki gelsin. Tabii ki gelsin. Ben de geçeceğim içeri elbette ki. Hava almak zorundaydım ama. Anlıyorsun değil mi? Tamam, ben hemen Zeynep'i alıp geliyorum. Çok manasızdı. Hiç hoş bir şey değildi. Aslı Hanım'ın masayı terk edip gitmesine çok üzüldüm. Gel Zeynep. Aslı Hanım, gerçekten çok özür dilerim. Vallahi, çok heyecanlıyız, çok emek verdik. Yani. Ama bir şey söyleyeceğim Zeynep, bak şimdi.
Sabahtan beri itişiyorsunuz, farkında mısın? Dün de böylesin, çok agresifsin. Bence sen hani çok heyecanlısın, yaşın genç, seni anlıyorum ama hayatım, evine gelmiş birisi var. İlayda da aslında tatlı bir kız. Sen de tatlı bir kızsın ama birbirinizi yükseltiyorsunuz. İkimiz bir araya gelince... Ama aranızda kaldım, hakikaten bunu aldım ya. Haklısın. Yani bir de utandırıyorsunuz beni. Ben ne diyorum? Benim gelinlerim, örnek gelinlerim. Yani buradan şu an izleyicilerimden çok özür diliyorum. Ben diyorum ki ekibime, kesmeyin hiçbir şeyi, okey. Ben dışarı çıktım, geldiler. Hani zannedecek ki izleyici, aa bu kurgu mu? Hayır efendim, kurgu değil. Bunların hepsi benim gelinlerim, kızlarım gibi. Fakat böyle yükseliyorlar yani. Sizin de evinizde kızlarınız vardır. İki kardeş nasıl yükseliyorsa bunlar da burada yükseliyor. O gerçekten onun hani plastik mi değil mi? Öyle bir bakmak istedi. Boşluğuna geldi büyük ihtimalle. Aslında niye biliyor musun Zeynep? Aslında bir tepki. Evet, bu plastik zannetti, attı ama şimdi masada peçete yok, masada tuz yok, yani bir örtü yok. Ya insan kendini şey hissetti ya, hiç mi bu kız hazırlık yapmadı? Biz günlerdir bir hazırlık yapıyoruz, hani bir komşu gelse hazırlanır ya hani insan. Bize değer mi vermedi? Şimdi öyle bir algı oluştu bence onlarda. Tabii ki eşinin mesleğini öne çıkartman, onu anlatman çok güzel. Çocuk da çok başarılı bu arada, kocam. Çok çok güzel tabaklar çıkardı. Neyse dur, İlayda da geldi. Aslında plastik olduğunu düşündüğüm için denemiştim ama plastik değilmiş çünkü dışarıdan duruşu öyleydi. O yüzden tekrar tekrar özür diliyorum herkesten. Çok özür dilerim Aslı Hanım sizlerden. Ben plastik mi cam mı diye öyle bir anda bak, atmış plastik bulundum. Plastik bile olsa niye atıyorsun hayatım sen masadan bardağa? Evet. Korktum hakikaten, bir an irkildim, evet, ve senden beklemediğim bir şeydi. Korktum, hakikaten özür sen ayrı bir, seni mi tutayım onu mu tutayım? Evet, yapmayın doğru. Bak bizi izliyor, milyonlar izliyor. Evet, doğru. Sizler aslında güzel tatlı kızlarsınız. Doğru. Siz nasıl bu hale dönüşebiliyorsunuz çok ya? Heyecandan böyle oldu. Yani birazcık da aslında hani gelin arkadaşlarım adına da birazcık tepki vermek istedim. Hani biraz böyle sanki bizi önemsemiyormuş gibi hissettiğim için bir anda öyle bir içimden yani, geldi. Öyle bir yapasım geldi ama özür dilerim. Ben de ona biraz tekrar önce söyledim ama bak, önemli hissetmeniz için eşinden yardım almış, size çok evet, özel sunumlar evet, hazırlamış, İtalyan mutfağından lezzetler. Poğaça da yapıp koyabilirdim. Yani poğaça da çok güzel de, neyse uzatmayalım şimdi, kızlar da içeride kaldı. Buradan düğüne geçelim artık, vallahi bir... Ay bir çay may mı koyarsın, kahve mi yaparsın? Çay yapayım size. Ha? Evet, düğünü izleyelim, evet, havamız değişsin. Tamam. Allah aşkınıza yeter artık. Tamam. Hadi.